Yepyeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Şöyle kollarımı bir açayım ve sizlere göstereyim. Arkamda durmakta olan bu devasa 75 inç TCL'in yeni televizyonu C755 QD Mini LED televizyon. Bu videodaki konuğum gerçekten inanılmaz keyifli bir televizyon olmuş. Çok beğendim. Hemen detayları sizlere anlatıyorum. Sizler de kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz ve bu televizyon hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız beni sonsuz mutlu edersiniz. Videoya başlarken öncelikle şunu söylemek lazım. Nedir bu QD Mini LED ya da nedir bu QD, nedir bu OLED dışında bahsettiğin teknoloji diye hepinizin kafasına bir soru işareti olabilir. Hemen anlatıyorum. Gerçekçi renkler çok daha iyi siyahlar ve yüksek parlaklığın yanı sıra Quantum Dot sayesinde görüntü kalitesiyle de göz dolduran bir teknoloji arkadaşlar. QD Mini LED. OLED televizyonlara en yakın görüntü deneyimini sizlere sunabilen bu paneller çok daha uygun fiyatlı ve satın alınabilecek en iyi panel türü olarak kendini gösteriyor. Burada çok önemli bir detay var. OLED'e göre çok daha uzun bir kullanım süresine sahip QLED Mini LED televizyonlar. Bu da bence en önemli şeylerden bir tanesi. Başka bir odada kullandım. Bir OLED televizyonum var. Zamanında çok severek almıştım o televizyonu da. Ve açıkçası her gün biraz daha ömründen yediğim için sonuna yaklaşıyormuşuz gibi hissediyorum. Ancak bu televizyonda böyle bir şeyin olmadığını ve çok daha avantajlı olduğunu da sizlere söylemeliyim. Arkamda durmakta olan TCL C755'e dönecek olursak da arkadaşlar benim bir süredir kullandığım, deneyimlediğim bir televizyon kendisi. Çok beğendiğim özellikleri var. Şimdi sizlere onlardan da bahsedeceğim. Ancak bu televizyonun en önemli detaylarından bir tanesi bence ülkemizde 50 inçten 98 inçe kadar bulunabiliyor olması ki benim arkamda durmakta olan bu model tam 75 inç. Yani şu uçtan şu uca arkadaşlar, şu ekrana bakıyorum şu an ama yaklaşık 1 metre 66 santim arkadaşlar. Yani 166 santim diyeyim ben size, böyle daha doğru olur diye düşünüyorum. İşin teknik boyutuna değinecek olursam arkadaşlar bu televizyon 144 Hz'lik bir yenileme hızıyla geliyor. Bu önemli bir avantaj. VRR destekli, yani oyunlarda farklı bir deneyim için tasarlanmış. Yaklaşık 1300 nitlik bir parlaklığa ulaşabiliyor. Dolby Atmos desteği, AMD FreeSync Premium Pro desteğiyle geliyor bu televizyon. Gerçekten TCL bu televizyonda sertifika konusunda hiç cimri davranmamış. Yani bütün lisansları almış ve o lisanslarla uyumlu çalışabilecek bir televizyonu bizlere sunmayı başarmış. Özellikle sertifikalar anlamında çok doyurucu bir televizyon ve burada deneyimi de çok pozitif etkiliyor bu sertifikalar. Televizyonun içerisinde bir işlemci var ki bu işlemci benim tahmin ettiğimden çok daha akıcı arkadaşlar. İçerisindeki işlemci IQ30 işlemcisi. Bu işlemci arkadaşlar bu televizyona güç veriyor ve TCL C755'in bu kadar özelliği rahatça yönetebilmesini bu işlemci sağlıyor. Yapay zeka destekli bir işlemci olduğunu ve televizyona ne kadar yüklenirsem yükleneyim o Android TV'lerde olan kasma, donma ya da arada bir ya ben ne yapıyorum gibi düşünme efektlerini bu televizyonda hiç görmediğimi özellikle sizlere belirtmek istiyorum. Çünkü Android TV'lerin çoğunda böyle bir kadersizlik var diyeyim ben sizlere. Ancak bu televizyonda böyle bir şey yok. Zaten bu televizyon bir Android TV de değil, Google TV olarak geçiyor ama sonuçta içinde bir Android yüklü bu televizyonun doğal olarak. O yüzden buna bir değinmek istedim. Sizlere de aktarmak istedim. Sizlere QD Mini LED teknolojisinden bahsederken renklerin canlılığından bahsetmiştim. Zaten görüntüleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu televizyon gerçekten renklerin canlılığı ve dolgunluğu açısından fazlasıyla keyifli bir televizyon. DCI P3 renk gamının %96'ya kadarını karşılamayı başarıyor. Zaten bunu televizyonu açar açmaz da fark ediyorsunuz. Bir zamanlar televizyon almaya gittiğiniz zaman herhangi bir teknolojik mağazaya size hiçbir şeyden bahsetmezlerdi arkadaşlar. Yani siz içeriye girdiğiniz zaman size televizyonu anlatırlardı falan vesaire ama o dönemki satış asistanlarının tamamı size hep yenileme hızından vurmaya çalışırdı ki ülkemizde o dönem yayınlar, ki internet yayınları da bu kadar o zamanlar yaygın değildi, maksimum 60 Hz yayın yapabiliyorken işte size o oradaki satıcı ya işte bu televizyon 100 Hz, bu işte 120 Hz falan gibi böyle şeylerle sizin aklınızı çelmeye çalışırdı. Ancak bu televizyonda doğrudan 144 Hz yenileme hızı o
olması çok değerli. Çünkü neden çok değerli? Oyun tarafında da çok güçlü bir televizyon bu. Yani oyun oynamak istediğinizde de size başka bir deneyim sunmayı başarıyor. Oraya da değineceğiz. Şimdi biraz işin deneyim kısmına değinelim. Cihazda IMAX Enhanced desteği de var. Şimdi bu bize ne sunuyor derseniz, farklı bir deneyim sunuyor arkadaşlar. Eğer kontrast özelliğiyle görüntüyü tanıyıp kendi kendine optimize edebiliyor. Burada söylemem gereken bir şey var gerçekten. Ben görüntülerdeki kontrast oranı ve renklerin beni şaşırttığını sizlere söylemeliyim. Aynı performans tarafında olduğu gibi bu cihazın görüntü tarafında da beni deneyim şaşırttı. Çok çok iyi. Beklediğimden çok daha iyi gerçekten. Bunun da altını çizerek sizlere belirtmem lazım. Bahsettiğim sertifikalar ne işe yarıyor, nerede kullanabilirim gibi sorular da aklınıza takılabilir. Hemen onu da söyleyeyim sizlere. Cihazdaki Dolby Vision desteği sayesinde ortam ışığı sensörü Netflix içeriklerini deneyim olarak çok daha üst bir seviyeye çıkartabiliyor arkadaşlar. Ben Dolby Vision desteğini gerçekten televizyonlarda çok önemsiyorum. Çünkü Dolby Vision desteği sayesinde televizyonların deneyimi başka bir seviyeye çıkıyor. İçerisinde işletim sistemi olarak Android 12 var. Google TV arayüzü bulunuyor. 3 GB RAM ve 32 GB'lık bir dahili hafızada bünyesinde bulunuyor sevgili arkadaşlar. Şimdi görüntü deneyimini bir şekilde iyi yapmışlar, başarmışlar ama burada sadece görüntü deneyimi de çoğu zaman yeterli olmuyor. Biz özellikle video çekerken de biliyorsunuz mikrofona ve mikrofon kalitesine, ses kalitesine çok önem veriyoruz içerik üreticileri olarak. Aynı şekilde bir içerik tüketici olan yani sizler de burada sese çok önem veriyorsunuz. Bu televizyonun içerisinde özel bir ses yapısı var arkadaşlar. Şimdi size onu anlatmak istiyorum. Televizyonun içerisinde burada sesin kalitesiyle görüntüyü taçlandırmak için Japonların efsane markası Onkyo'nun 2 kanallı 50 watt gücünde bir hi-fi stereo hoparlörü içerisine konulmuş televizyona. Bu belki yalnız başına da yeterli olabilirdi. Ancak burada Dolby Atmos desteğinin eklenmesi ve DTS:X desteğinin de bulunması sayesinde ses deneyimi gerçekten başka bir seviyeye çıkıyor arkadaşlar. Yine burada şaşırdım. Çünkü genelde televizyonların içerisinde bulunan hoparlörlerde ses deneyimi bu kadar kaliteli olamayabiliyor. Ancak bu televizyonda doyurucu bir ses kalitesi olduğunu sizlere net bir şekilde söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar. İşin tabii ki oyun kısmı, bir videonun başından beri sizlere söylediğim, çok değerli ve önemli. Bu televizyonda oyun oynamak hakikaten keyifli arkadaşlar. Çünkü TCL C755'te bulunan Game Master 2.0 özelliğiyle birçok özellik size sunulmuş durumda. Koskoca bu televizyon tam anlamıyla bir oyuncu monitörüne dönüşüyor arkadaşlar ve oyun resim modu, oyundan ekran görüntüsü alma, değişken yenileme hızı, gölge geliştirme gibi birçok özellikle beraber sizin oyun keyfiniz katlanıyor ve daha da üst seviyeye çıkıyor. Aynı zamanda bu televizyonda bir düşük mavi ışık koruması var. Bu sayede göz sağlığınız için elinden geleni yapıyor. Aynı zamanda parlaklıkları önlemek için de burada televizyonun üstüne güneş gelebilir, sonuçta salonda duruyor olabilir. Bunlar için de özel bir kaplamayla geliyor panel. Bu da gayet iyi çalışıyor. Ben bunu nasıl test ettim derseniz doğrudan stüdyo ışığını üstüne tuttum ve parlamaların ciddi anlamda azaldığını ve ciddi bir parlama olmadığını gördüm. Siz de bazı stoklarda zaten gözünüze çarpabilir. Oralarda görebilirsiniz. Gelelim benim bu televizyonda en sevdiğim şeylere. Bir tanesi renkler ve görüntünün netliği arkadaşlar. Bu ikisi beni inanılmaz tuttu. Ve tabii ki akabinde AirPlay desteği. Cihazın içerisinde bir AirPlay 2 desteği bulunuyor arkadaşlar. Apple cihazları tek tuşla cihaza yansıtabiliyorsunuz. Şu anda zaten bunun gecikme süresini ve tepkime süresini net bir şekilde görüyorsunuz. Hemen hemen bir Apple TV kadar az bir gecikmeyle, yani bir başkasının anlayamayacağı bir gecikme süresiyle telefonunuzu doğrudan televizyon ekranına kablosuz olarak yansıtabiliyorsunuz ve bu deneyim bence çok değerli. Özellikle bulunduğunuz odada bir MacBook, bir iPad ya da bir iPhone varsa ya da toplu bir arkadaşlarınızla buluştunuz, galeriden bir şey göstermek istiyorsunuz ama tek tek telefonun küçük ekranı kullanmak yerine bu devasa televizyonu albümünüzü arkadaşlarınıza göstermek için de yine kullanabiliyorsunuz. Bu da bence önemli bir avantaj diye düşünüyorum. AirPlay'i çok seviyorum. AirPlay destekli televizyonlar bence çok değerli ki bu televizyonda onlardan bir tanesi sevgili arkadaşlar. Bu dönemde bir televizyon arayışı içindeyseniz, aranızda yeni evlenenler olabilir. Onlar televizyon bakıyorlar genelde bildiğiniz üzere. Televizyonu değiştirmek üzere olanlar olabilir. Ve iyi bir televizyon arayışı içinde olanlarınız olabilir. Evdeki televizyonu eski diye. Bu televizyona göz atmanızı sizlere öneriyorum. TCL C755 gerçekten güzel bir televizyon olmuş. Hem teknik anlamda hem deneyim anlamında, yani yazılım anlamında sizleri memnun edecek bir televizyon olmayı başarmış. TCL Amerika'da en çok televizyon satan marka arkadaşlar. Dolayısıyla bir satın alım yaparken bunu da göz önünde bulundurursanız sizler için iyi olur diye düşünmekteyim. Eğer gidip bakıp satın almak istiyorum derseniz de TCL C755 serisi QD Mini LED televizyonlar mevcut satış kanallarının yanı sıra bir de Arçelik mağazalarında da satışta. Bunun da bilgisini sizlere vermiş olayım. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Bu televizyon hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ihmal etmeyin ve tabii ki hoşça kalın efendim. Bay bay.